Eline aldığı kuru bir hurma dalına dayanarak Hazreti Peygamber'in kapısına kadar gelmiş olan yaşlı bir kadın içeri girmek arzusunu izhar etmesi üzerine "Ya Resulallah, kim olduğunu bilmediğimiz bir ihtiyare kadın zatınızı görmek istiyorlar." dediler. Hazreti Peygamber "Müsaade edin, gelsin." buyurdular. İhtiyarlıktan beli bükülmüş, adeta rükû eder halde duran kadın, hurma dalından edindiği asasına dayana dayana Hazreti Peygamber'in kapısından içeri girdi. Bir iki adım atıp ilerledikten sonra kendisini tanıyan Hazreti Peygamber hemen ayağa kalktılar. Oturmakta oldukları içi hurma lifi dolu minderlerini göstererek oturmalarını istediler. Resulullah Efendimiz'in bu kadına gösterdiği hürmet ve alaka orada hazır bulunan Hazreti Ömer'in dikkatini çekti. Hatta kim olduğunu merak ettiği bu ihtiyare gösterilen bu ikramın biraz da fazla gibi bulduğu içindir ki ihtiyare kalkıp gittikten sonra Hazreti Peygamber'e dönüp "Ya Resulallah, bu kadın kimdi ki kendisi için ayağa kalktınız, hürmet ettiniz, oturduğunuz minderi verecek kadar da alaka gösterdiniz?" dedi. Efendimizin cevabı tek cümleden ibaretti. "Ya Ömer, bu kadın Hatice'nin dostlarındandı." Resulullah Hazretleri senelerce evvel vefat etmiş olan Hatice validemize neden bu kadar alaka duyuyordu ki? Onun dostlarına bile ayağa kalkıyor, minderlerini vermek kadir şinaslığında bulunuyorlardı. Hatice validemizin kendisini bu derece sevindiren hususiyeti neydi acaba? Bu sualin cevabı da Hazreti Ayşe validemizin hazır bulunduğu bir meclise cereyan eden şu hatırada yatmaktadır. Fahri Alem, Kainat Efendimiz bir aile sohbetinde Hazreti Hatice validemizi uzun uzun yad etmiş. Bazı hatıraları yeniden anlatarak geçmiş günleri dile getirmişti. Birazcık kıskançlık huyu olan Hazreti Ayşe validemiz üzerine alınarak "Ya Resulallah, senelerce evvel ölüp gitmiş yaşlı bir kadını bu kadar hatırlayıp yad etmekte ne fayda var? Allahu Teala size ondan daha genç ve güzelini ihsan etmiş, ağzında dişi bile kalmamış bir ihtiyare yerine size gencecik birini vermiş." dedi. Ayşe validemizin bu sözlerine karşı gözleri dolan Hazreti Peygamber, "Ya Ayşe, seneler geçti halde Hatice'yi unutma işimin. Onun dış güzelliğiyle alakası yoktur. Herkes beni red ve inkar ettiği günlerde Hatice bana inandı, beni tasdik etti. Etrafımdakiler bana yalancısın dediği zaman Hatice bana doğru söylüyorsun, asla çekinme" dedi. İnsanlar benden bir pulu esirgediği günlerde Hatice bütün servetini önüme sererek "Bunların hepsi emrindedir, istediğin gibi harcayabilirsin" dedi. Dünyada yalnız kaldığım günlerde Hatice benden asla geri kalmadı. "Bunların hepsi geçicidir. Üzülme, ileride bu güçlükleri kolaylıklar takip edecektir" dedi. İşte ben Hatice'yi bu fedakarlıkları için unutamıyorum.
Rabbim Hazreti Hatice anamızın şefaatine nail eylesin.